Savaş Çorlu ile bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Kendisiyle Galatasaray'ın gündemine dair konuşacağız. Sarı Kırmızılı ekiple ilgili aslında bu durgun dönemde konuşulabilecek bir hayli fazla konu var. Savaş Çorlu, hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Kerem, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Caner Erkin konusuyla aslında başlayalım isterim. Bugün Sabah gazetesinde yer alan bir haber. Daha önce de sarı kırmızılı formayı giymişti Caner ama çok güzel anıları Galatasaray'da yok. Beşiktaş'tan ayrıldığı takdirde Fenerbahçe'ye gidebileceğine dair de söylentiler söz konusu. Galatasaray ihtimalini de sen açık bir ihtimal olarak görüyor musun? Yani geçtiğimiz günlerde Hasan Ali Kaldırım, şu anda Caner Erkin. Transfer sürecinde hiçbir şey için olmaz demek doğru olmaz sevgili Kerem. Çünkü öyle bir şey ki günlük değişebiliyor. Ama şu anda içinde bulunduğu durumda takımların ekonomik bütçelerini aşağı çekmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Mutlaka bu transfer de Galatasaray'ın gündemine gelmiştir. Her ne kadar yaşı ilerlemiş olsa da çok tecrübeli bir oyuncu Caner Erkin. Geçmişte Galatasaray tecrübesi de var. Milli takımdan Fatih Terim'in de çok sevdiği bir oyuncu. Dolayısıyla bu transfer için önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler mutlaka olacaktır ve Galatasaray'ın da gündemine aldığı doğrudur yani sevgili Kerem. Savaş Çorlu Galatasaray'da özellikle teknik ekipte bir takım değişikliklere gidilebileceğine dair yazılı basında haberler görüyoruz. Ümit Davala ve Hasan Şaş'la yolların ayrılma ihtimali, bundan sonra Fatih Terim'in bu ikiliyle çalışmama ihtimalini nasıl görüyorsun? Sevgili Kerem, doğrudur. Geçtiğimiz günlerde bilindiği üzere medya iletişim direktörü Hande Sümertaş da yolların ayrılmasıyla beraber bu dedikodular değil mi ama bu haberler çıkmaya başlamıştı. Fatih Terim'in yeni dönemde teknik ekibinde bir değişiklik yapacağı konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde bu değişiklikler mutlaka olacaktır. Geçen sezon devre arasında, sezon başında Hasan Şaş'ın yönetimle yaşamış olduğu sıkıntı, sonra Fatih Terim arkasında durmuştu ve Hasan Şaş'ta göreve devam edilmişti. Ümit Davala ile zaman zaman da bazı sıkıntılar olduğu biliniyor. Bu Hande Sümertaş'ın istifasından sonra, hatta Fatih Terim'in hastalığına testinin pozitif çıkmasından sonraki hastane sürecinde yaşanan bir takım sıkıntılardan dolayı teknik ekip, işte iletişim direktörü olmak üzere, hatta ve hatta Fatih Terim'in ta ki 2000'de Fiorentina'ya gittiği dönemden beri yanında beraber ayırmadığı Şükrü Hanedar idari direktör, Şükrü Hanedar'ın da ismi geçiyor bu değişimin içinde yer alacak isimler arasında. Bir takım değişiklikler önümüzdeki günlerde Galatasaray'da, hatta köklü değişiklikler bekliyorum sevgili Kerem. Yani bunun içinde transferler, futbolcuların indirime yanaşmayacaklarla yollarına ayrılması ama teknik ekipte %99'da %100 bir değişiklik bekliyorum sevgili Kerem. Bunu net olarak söyleyebilirim yani. Bu hafta Fatih Terim'in vazgeçilmezler arasında olan, dediğim gibi Fiorentina'ya gittiği dönemden beri yanından ayırmadığı Şükrü Hanedar'ın ismi de geçenler arasında yani değişimlerde. Savaş Çorlu Galatasaray'da özellikle yardımcı hocaların kim olabileceğine dair bazı soru işaretleri var. Eğer Davala Şaş ikilisiyle yollar ayrılırsa, geçtiğimiz günlerde Albert Riera'nın bir takım açıklamaları vardı Fatih Terim'le görüştüklerine dair. Yine Galatasaray'da bu görev için futbolu bırakacak Selçuk İnan'ın da adı geçiyor. Riera Selçuk ikilisi sence ne kadar gerçekçi, doğru bir yaklaşım? Bu ihtimalleri bu ihtimallerin olduğuna inanıyor musun sen? Riera Fatih Terim'in çok sevdiği bir oyuncuydu. Transferini de çok kısa sürede Arda'nın gitmesinden sonra gerçekleşen bir transferdi. Çok kısa sürede gerçekleşmişti ve sürekli görüşüyorlar. Riera kariyerli bir oyuncu ve Galatasaray taraftan da sevdiği, Fatih Terim'in de sevdiği bir isim. Selçuk İnan'ın futbolu bıraktıktan sonraki teknik ekibinde olma ihtimali çok yüksek bir ihtimal. Ama ligi bilen isimlerden hala hazırda mevcut kadroda Necati Ateş de var sevgili Kerem. Şu anda Galatasaray'ın teknik ekibinde izleme komitesinde Necati Ateş de yer alabilir. Bambaşka bir ekip kuracaktır. Mutlaka ligi bilen, çünkü o kadar geçmişte beraber oynadığı futbolculardan öğrenciler var ki bunların içinde en iyi şekilde en tecrübeli ve birbirini tanıyan isimlerden mutlaka geniş bir teknik ekip kuracaktır. Riera da bu isimler arasında. Selçuk'u zaten başa yazmak gerekiyor. Selçuk Galatasaray için bir efsane futbolcu. Fatih Terim'in gerek milli takımdan gerekse Galatasaray'dan ve bu senede sözleşme uzatıp kalması gerektiği zamanda da bundan sonraki dönemde teknik ekipte yer alacağını, sözünü de verdiğini biliyoruz sevgili Kerem. O yüzden Selçuk'u başa yazmak gerekiyor bu yeni bir oluşum içinde. Savaş Çorlu, kulüpler bir yandan sezonun başlamasını bekliyor ama diğer taraftan da yeni dönem öncesinde hazırlıklar söz konusu. Galatasaray'da da sarı kırmızılı formaya hizmet veren, kiralık oynayan birçok futbolcu var. Özellikle bunlar arasında Onyekuru ve Lemina'nın durumu çok merak ediliyor. Bu futbolcular içinde performanslarıyla en çok dikkat çeken ikili bu oyuncular. Bu futbolcuların takımda kalma durumu söz konusu mu sence? Şimdi bir defa maliyetlerine bakılacak. Maliyetleri şu anda, özellikle Onyekuru'nun maliyeti çok yüksek değil. Bunu kabul etmek lazım. Ama
kiralık olarak burada Marsilya'nın verecek, Monaco'nun verecek karar çok önemli. Kulübü 13,5 milyon euro vererekten transfer etmişti ve 1,5 yıllık sözleşmeye yanaşmamıştı sevgili Kerem. Şimdi burada futbolcu Galatasaray'da devam etmeyi istiyor. Ama bütün kozlar kulübün elinde. Lemine'ye gelecek olsak, Lemine de Galatasaray'da çok kısa sürede kendisini ispatladı, kanıtladı ve şu anda Galatasaray taraftarının çok istediği bir oyuncu. Bu iki oyuncu da tamamen kulüplerinde. Futbolcular eğer kendi bireysel olarak, şahsi olarak kalma yönlerinde bir isteği mutlaka var. Fakat tamamen kozlar kulüplerinin de Galatasaray'da burada yeniden kiralama yoluna gitmek isteyecektir. Bunun için görüşmelere başladıklarını söyleyebiliriz. Ama Galatasaray'da kiralıkların dışında indirim konusu biliyorsun sevgili Kerem, artık 60 milyon euroluk yıllık bütçesi var. Bu bütçenin 45 milyon euro gitmek isteniyor. Savaş Çorlu, beni duyabiliyorsun muhtemelen. Evet, duyuyorsun. Kulaklığımın şarjı bitiyor olabilir. Eğer onu çıkartırsan daha sağlıklı bir şekilde yayına devam edebileceğimizi düşünüyorum. Galatasaray'da Onyekuru ve Lemina'nın durumlarıyla alakalı konuşuyorduk. Duyabiliyor musun beni şu anda? Duyabiliyorum sevgili Kerem. Tamam, biz de seni duyabiliyoruz. Herhangi bir problem yok. O zaman son bir sorum daha olacak sana. Özellikle devre arasında Galatasaray'da Arda Turan'ın kadroya katılabileceğine dair pek çok söylenti vardı. Ve teknik direktör Fatih Terim ve Başkan Mustafa Cengiz arasında bu konu bir anlaşmazlığı beraberinde getirmişti. Arda'nın transferi neticelenmedi. Yeni dönem için böyle bir beklenti sence söz konusu olmalı mı? Arda Turan parçalıyı yeniden giyebilir mi? Arda Turan bir defa her defasında Galatasaraylı olduğunu ifade ediyor. Galatasaray'da para almadan oynayacağını ifade ediyor. Geçtiğimiz günlerde bizim A-Spor'da da bir bağlantıya katılmıştı. Mustafa ile beraber söyleşi yaptı. Orada da bunu dile getirdi. Yani burada maliyet açısından neredeyse sıfır maliyetli. Yani bonservisi olmayan, elinde olan, para konuşmayan bir Arda Turan var. Neden olmasın? Olabilir. Fatih Terim daha önce istediğini ifade etmişti. Sayın Başkan burada Arda konusunda geri adım atmadığı için bu transfer gerçekleşmemişti. Maliyetli de olmayacağı için sıkı bir çalışmayla, iyi bir antrenman temposuyla Galatasaray'da ben Arda'nın iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Ama Galatasaray'da şu andaki önemli konulardan bir tanesi indirim konusu. Futbolcuların birçoğu indirim konusuna yanaşmadığını, yanaşanların da çok cüzi rakamda yanaştıklarını duyuyoruz sevgili Kerem. Burada aslında sıkıntı nedir biliyor musun? Sıkıntı futbolcuların aldığı yıllık maaştan daha ziyade. Ben şimdi buraya bağlanmadan önce bir baktım. Futbolcuların aldığı bonuslar var ya sevgili Kerem, inanılmaz derecede. Şimdi sadece Belanda'nın bir yıldaki aldığı bonus parası 1,5 milyon euroya yaklaşıyor. Nedir evet. Bu dediğimiz zaman Şampiyonlar Ligi'ne giriş ayak bastı parası gruplara 500 bin euro bonusu var. Her 25 maç sonrası 250 bin euro var. Her 25 puan sonrası 100 bin euro var. Puan başı 5 bin euro, yılda 60-65 puan topladığı zaman 1 milyon euro üzerinde bir para yapıyor. Fegüli de keza aynı şekilde. Muslera yeni sözleşme için indirime yanaşıyor. Ama bakıldığı zaman da 3.575 bin euro çok net yüksek alan bir Muslera şu anda herhalde takım kaptanı olarak en çok indirime yanaşacak oyunculardan bir tanesi. Fegüli'nin keza aynı şekilde. Falcao'yu zaten bonusları bilmiyoruz. Şu anda takımda çok net bir şekilde en yüksek maaş bütçesi olan Falcao'nun ne yapacağını çok merak ediliyor. Eğer Galatasaray'ın yönetiminin istediği indirime yanaşmazsa Falcao'yla önümüzdeki günlerde bir yol ayrımı söz konusu olabilir sevgili Kerem. Savaş Çorlu, teşekkür ediyorum. Bizle paylaştığın bilgiler, güzel sohbetin için ilerleyen günlerde umarım yeniden görüşürüz. İyi yayınlar sevgili Kerem. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşça kal. Savaş Çorlu bizlerle birlikteydi. Galatasaray'ın gündemini kendisiyle değerlendirdik. Şimdi Fenerbahçe'den haberler var sırada. Savunmasını güçlendirmeyi hedefleyen Sarı Lacivertliler, Aytemiz Alanya Spor'da forma giyen Steven Colker'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Fenerbahçe yeni sezonda savunma bölgesinde sıkıntı yaşamak istemiyor. Bu doğrultuda kolları sıvayan Sarı Lacivertli yönetim, Aytemiz Alanya Spor'da forma giyen Steven Colker'ı gözüne kestirdi. Akdeniz ekibinin geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı İngiliz savunmacı Sarı Lacivertlilerin gözdesi durumunda. Özellikle bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken isimlerden olan 28 yaşındaki stoper için Başkan Ali Koç, Aytemiz Alanya Spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile özel olarak görüştü. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Ali Koç'un bir sene daha sözleşmesi olan Colker için oyuncu takasını yanı sıra para teklifi yaptığı, Alanya Spor'un da transfere yeşil ışık yaktığı öğrenildi.
Kariyerine Tottenham'da başlayan İngiliz futbolcu Premier Lig'de birçok takımın formasını giydi. Alanyaspor'un Ocak 2019'da İskoç ekibi Dundee'den renklerine kattığı Colker, bu sezon 22 lig maçında attığı bir gol ve yaptığı 5 asistle dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.